İhsan Çaralan, 7 Şubat 2023, Evrensel Şimdi depremzede ile dayanışmak için seferber olma zamanı. Narlı Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük bir yıkıma ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı. Çok sayıda yurttaş da halen enkaz altında. Türkiye halklarına ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu son depremin 1939'daki Erzincan depreminden sonraki en büyük deprem olduğu belirtiliyor. Bölgede kar, yağmur ve soğuğun etkili olduğu dikkate alındığında deprem yıkıntısına ek olarak halkın günlük yaşamının çok zorlaştığı bölgeden gelen haberler arasında. Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep başta olmak üzere Mersin'den Diyarbakır'a, Kilis'ten Malatya'ya 10 ilde yıkım ve can kaybına yol açtı. Suriye'de binden fazla ölüme neden olan depremin Irak'ta da hissedildiği belirtiliyor. Bölgenin yapı stoğunun çok kötü olduğunu belirten uzmanlar, henüz ulaşılamayan kırsal yerleşim yerlerinde daha fazla yıkıma yol açmış olacağını belirtiyorlar. Öncesini bir yana bıraksak da en azından 17 Ağustos 1999 Kuzey Marmara depreminden beri uzmanlar, bilim ve mühendislik çevreleri Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekiyorlar. Nitekim bu kapsamda yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesinden fay hatları üstündeki yerleşimlerin yerlerinin değiştirilmesine, kentlerin imar planlarından kentsel dönüşüm planlarına kadar pek çok öneri, plan ve proje sunulmuştur. Üniversitelerin jeoloji, jeofizik, şehir planlamacıları ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mühendislik odalarına kadar depremle ilgili pek çok kurumun temsilcilerinin önerileri ve çağrılarının çığlığa dönüştüğüne çeyrek yüzyıldır tanık oluyoruz. Ama iktidarların, yerel yönetimlerin, ilgili devlet kurumlarının bu çağrıları ne kadar ciddiye aldığı çok tartışılmalıdır. Nitekim 17 Ağustos depremi sonrasında depreme hazırlık için kullanılmak üzere geçici deprem vergisi olarak konulan iletişim vergisi 2004'te kalıcı hale getirildi. Ama depreme hazırlık için kullanılan vergi olmaktan çıkarıldı vergi kalıcı hale getirilerek bütçenin genel gelirleri içine alınmasıyla adeta üzerine çökülmüştür. Özet olarak depreme hazırlıklı mıyız sorusuna uzmanlar hayır diyor. Bu son büyük deprem bir kez daha depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzu sınayacaktır. Halklarımız büyük küçük demeden her depremde depremzedelerle dayanışmak için ellerindeki her imkanı seferber etmekten imtina etmemiştir. Özellikle de 17 Ağustos depreminde bu çok açık biçimde görülmüştü. Depremzedeler dönemin iktidarından çok gerek deprem bölgesindeki halkın gerekse deprem bölgesi dışındaki halk kesimlerinin çeşitli örgütler üstünden yapılan destek ve dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkabilmiştir. Narlı Pazarcık merkezli bu son deprem 10 ili kapsayan ve son derece geniş bir coğrafyada maddi ve manevi yıkıma yol açan büyük bir depremdir. Bu yüzden de Halkın dayanışması olmadan depremzedenin maddi ve manevi yaralarını sarması kolay olmayacaktır. Bu yüzden de deprem bölgesinde değil, bölge dışındaki de her tür sivil kurumun dayanışmasını engellenmemesi önemli olacaktır. Engellenmemesi diyoruz çünkü 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde gördük. Bırakalım vatandaşların dayanışmasını CHP ve HDP'li belediyelerin İş makinelerini çalıştırmasından ekmek dağıtımlarına kadar yardımların akla ziyan gerekçelerle engellenmeye çalışılması herkesin hafızasında tazedir Ancak şimdi dün şu olmuştu bu olmuştu bireysel ya da Kolektifti bölgenin içinden de dışındandı demeden yaşam için ihtiyaç olan yiyecek içecek ısınma barınma hijyen malzemeleri her şeyle depremzede ile dayanışma zamanıdır İhsan Çaralan